sahası. Muhteşem bir güzelliğe doğru yaklaşıyoruz. Deli deli kulakları küpeli. Güzel'den herkese merhaba. Bu kez Fethiye Ölüdeniz hattına gidiyorum. Ölüdeniz benim hayatımda ilk tatilimi yaptım. Kendi kazandığım parayla 20'li yaşlarda ilk işimle gittiğim ilk tatil 3 gün sürmüştü. O zamandan bu zamana ben çok değiştim. Mutlaka Fethiye ve Ölüdeniz de değişti. Nelerin değiştiğini göreceğim tabii ki. Ama beni heyecanlandırıyor işte. Bu yüzden bu kez hayat bana güzel dedirten anlar ve keyifleri paylaşmak için Fethiye Ölüdeniz. Köpük 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 köpük. Temizliğe başladıysak illaki hakkını vereceğiz. Arabamı yıkattım. Ölüdeniz'e gidiyorum. Hayat bana güzel. Şöyle gökyüzünü bir görmenizi çok isterim. Birazdan bir fırtına patlayacak sanırım. Uhuu! Bana yakışır bir karşılama değil mi? Şimdi solumuz Babadağ mı yani? İşte bu da hayat bana güzel dedirten anlardan bir tanesi. Taneler şöyle şöyle yağıyor olabilir mi? Bu tarafımda plaj uzanıyor. Burada da mekanlar. Ben daha otoparka arabayı bırakır bırakmaz hemen benim elime iki tane broşür tutturdular. Bir tanesi tekne turlarıyla ilgili, diğeri de Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmakla ilgili. Tekneyle kişi başı 35 liraya 6 tane koya uğruyormuş, yemek veriliyormuş. 11'den 6'ya kadar sürüyormuş. Kelebekler falan gibi koylara da uğruyor tabii ki. Yamaç paraşütü ise kişi başı 350 liraya. Günün her saati uçmak isteğini alıp dağa çıkarıyorlar. 1900 metreye kadar 100 metrede bir uçuş yapılabilir noktalar varmış. Meraklısı için 350 lira ama sezonda ne olur henüz bilmiyoruz tabii o fiyatları. Demek ki 500 lira falan rahat görür diye düşünüyorum. Pahalar çok güzel gözüküyor bu arada. Şoktan seni çektim mi çekemedim mi bilmiyorum. Allah'ım bak bunu duyduğun zaman sipsinir kalmıyorsun. Ayakları birleştiriyorsun hop diye yere çekiyorsun. Dünyamı sürmeden öğrendim. Ölüdeniz'e gelince bir anda bütün mekanlardan bu ritim yükselmeye başlıyor müzik olarak. Dıp dıs dıp dıs bir ritim başlıyor. Ya en korktuğum şey ben gidiyorum. Tırsıyorum ben. Aşağıda sahilde ahşap büyük tekneler gözüküyor. Arkadan su gelip ben de Murat gibi yuvarlanır mıyım acaba şimdi? Tabii ben 300 kişiyle ya da ne bileyim 200-300 kişiyle 500 kişiyle bir teknede saatlerimi geçirmek ister miyim? Bu yolculuk beni Kelebekler Vadisi'ne, Mavi Mağara'ya ya da Paralya'ya götürüyor olabilir tabii ki. Sürpriz! Muhteşem bir güzelliğe doğru yaklaşıyorsun kıyıya geldikçe. Kelebekler Vadisi Türkiye'nin en ünlü doğal güzellikleri içinde en ünlü yerlerinden bir tanesi. Burası birinci dereceden doğal sit alanı. Gördüğünüz gibi bir kere bina yok, beton yok. Bundan güzel ne olabilir? Daha doğal tatili ve kampçılığı sevenler için ideal olabilir. Ya da günübirlik gelip denize girilebiliyor. İçeri doğru bir yürüyüş yolu, bir vadi de var. Kelebekler Vadisi adını nereden alıyor? 80'in üzerindeki farklı kelebek türünü kendisine barındırdığı için bu ismi alıyor ve gerçekten bunu hak ediyor. Kelebeklerden çıktım. Mavi Mağara'nın olduğu yere gidiyorum. Kendinize ait küçük bir grup oluşturup daha küçük bir tekne kiralayıp istediğiniz koyları 4 saat, 3-4 saat içinde hızlandırılmış olarak gezme seçeneğiniz de varmış. 300-400 lira gibi teknesine göre değişiyormuş. Kaç kişi toplandıysanız bu fiyatı paylaşıyorsunuz tabii ki.
bence daha mantıklı. Mavi mağaranın girişi arkamda. Tekne önüne kadar geliyor. Siz atlayıp yüzüp mağaranın içine girebiliyorsunuz. Giriş kısmında ışığı alan ve suyun yansımasından dolayı mavi bir renk göründüğü için bu isim veriliyormuş ama içerilere gidildikçe tabii ki karanlık bir mağaradan bahsediyoruz. İçine girmeseniz bile şu koy var ya, tam mağaranın giriş noktası. Öyle güzel bir su görünüyor ki, pırıl pırıl, şahane de bir rengi var. Gelip burada yüzersiniz çünkü çok sakin. Ben Kayaköy'e gitmeye çalışıyorum Fethiye'de ama Kayaköy'e giderken öyle bir yola doğru yukarı çıktık ki Fethiye Limanı'nı ve Kordon'u tepeden görme fırsatı oldu. Sabah 7 şu anda ve 25 derece sıcaklık var. Aşağıda muhteşem bir manzara var. Burada da zaten nerede bir manzara varsa bu tür durumda hemen bir bank atılır ki bir arabaya yanaşıp orada belki manzarayı seyretmek ister diye. Sessiz ki. Kıvrımlı çok güzel dağa tırmanılarak ve sonra inilerek gelinen bir yer burası. Kayaköy'ün girişinden hemen önce butik pansiyonların ve kafelerin olduğu bir köy de var. Burada konaklanabiliyor ya da Fethiye'den buraya minibüsler geliyormuş zaten. Burada 300-400 kadar küçük 50 metrekareye geçmeyecek evler varmış ama aynı zamanda okul, kilise gibi yapılar da var. Eski Rum köyü burası. Biraz hüzünlü bir durum. Terk edilmiş bir köy olduğu için. Aşağıda gemiler limanı var. Limandan içeri yukarı dağlara doğru yapılmış. Bu tür liman kentlerinde, denize kıyısı olan yerlerde yerleşimler gizli yerlere yapılırmış. Çünkü korsan saldırılarından genelde korunmak için yapılıyor bu da. Konuşurken de bazen kamera saçma yerlere gidiyor olabilir. Çünkü dikkatli bir şekilde yürünmesi gerekiyor. Yollar şöyle. Eskiden insanlar minicik minicik yerlerde yaşıyormuş. Zaman geçtikçe doyumsuz olmaya başlamışız bence. Daha da büyüyelim, büyük evlerimiz olsun, çok eşyamız olsun, her şey bizim olsun, herkes benim olsun. Hepsi her şey. Aşkınız büyük anlıyorum da senin cildine, derine böyle kazısalar hoşuna gider mi? Yine bir Türk yapısı, bu sefer diken yemiş deniyor buralarda genelde, Ege'de filan da Akdeniz'de. Zavallı kaktüsün yapraklarını öpmüşler. Like yolunu yürümeye cesaret olanlar elini kaldırabilir çünkü burası dünyanın en güzel uzun mesafe yürüyüş yolları içinde ilk 10'da yer alıyormuş. Fethiye'den Antalya'ya uzanan oldukça zorlu patika yollar. Böyle başladığına bakmayın, şimdi içine gireceğiz, bakın ne manzaralar var, nasıl bir yol var. Arkamda muhteşem bir manzara var. O manzara ne manzarası? Belcek Kız plajını ve Ölü Deniz'i görüyoruz. Aynı zamanda Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütçülerini ki onlar aşağı plaja iniyorlar. Bu yolda dünya ünlü bir ultra maraton yapılıyor. Likya yolu ultra maratonu ki finali Çıralı'da yapılıyormuş ki yol daha da devam ediyor. Aşağı yukarı 6 gün kadar sürüyor. Düşünün yol ne kadar zorlu ve uzun. Sporcular maraton güzergahını bu çizgilerle takip ediyor. Fakat şöyle bir şey kesin söylemeliyim ki bu oldukça zorlu ve profesyonellik isteyen bir şey. İnsanlar bunun için çalışıyorlar. Dünyanın her yerinden sporcular geliyor bu maratona. Kolay da bir yol değil. O yüzden hani ben de çıkar yürüm diye düşünmeyin. Önceden çok çalışmak lazım. Ben bir baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 tane falan var şu an. Üstümüzde 30 tanesi uçuyor. Sabah saatleri inanılmaz bir hareketlilik var gökyüzünde. Dağdan sürekli böyle piyum, piyum, sürekli uçuyorlar. Tabii buranın güzelliği ne? Üzerinde süzüldüğü manzara o kadar muhteşem ki bence dünyada bu anlamda oldukça ünlü olmasının sebebi aşağıdaki o muhteşem lagün ve manzara. Çok estetik görünüyor ama tabii ki riskleri de vardır, olmaz mı? Cesaret edenler Like yolu dışında bunu da deneyebilir. Hop iniyor.
Kumburnu'na yürüyorum. Şu aradan bir denizi göstereyim mi size? Yakaladım. Şimdi Kumburnu dediğimiz nokta o meşhur lagünün fotoğrafları vardır ya, havadan çekilmiş turkuaz sığ göl gibi bir deniz vardır. Bir de açık deniz vardır ki açık deniz tarafı Belcekız plajı aslında. Bunun tamamı ölü deniz ama ölü deniz diye bildiğimiz o göl gibi olan durgun su, orası koruma altına alınmış. O yüzden insanların ve araçların girişi parayla yapılıyor. Orada kanoyla dolaşabiliyorsunuz, bütün gün takılabiliyorsunuz filan falan. Bak bak, ne deniyordu buna ya? İşte gizli saklı ağaçların arasından bir yolla asıl işte Ölü Deniz denen o Blue Lagoon'un olduğu yere doğru giriyorum ben. Burası sığ olduğu için, dalga olmadığı için, kumluk olduğu için çocuklu aileler burayı çok tercih ederler. Ben pek tercih etmem. Çünkü çocuk varsa biraz böyle anne baba falan filan ağlayan, isteyen, tutturan vardır ama çocuklar için tavsiye edilir. Ama Fethiye sadece bundan oluşmuyor elbette. Belki saklı kente gideriz. Ne bileyim daha hangi sürprizler var. Bakalım bu yol beni nereye götürecek. Safari yapıyorum. Ben ve arkamda iki tane safari minibüsü var. Fethiye tarafına gelince buralarda safari gerçekten popüler bir şey. Böyle işte zebra gibi boyanmış pembeli mavili minibüsleri insanları doluşturup Babadağ'a, şuraya buraya, bu araziye doğru safariye çıkarıyorlar. İşte bu da bir eğlence anlayışı neticede. Tatilde herkesin beklentisi değişebilir sonuçta. Ha bir de ATV'liler var ki bu şu an mesela önümde gidiyor. Ben kendisine bir parça geçiyorum. Kıvrım kıvrım, büklüm büklüm yollardan bir sahile geldim ki buradan kayalık olmaksızın neredeyse kumlu bir noktadan denize girilebiliyor. Gemilerde böyle bir yer çıktı. Dağlar, çamlar, deniz. Hoppa. Buranın ilginç tarafı tahta iskelesinde sağlı sollu taksiler bak. Küçük motorlu tekneyi kendinize kullanıp civarı gezebiliyorsunuz. Eğer daha büyük motorluysa o zaman bir adet kaptan geliyor. Taksi şoförü gibi düşünün, deniz taksi. Şimdi plajın belli kuralları var. Diyor ki bir kere evcil hayvan getiremezsiniz. Mesela mangal yasak, balık avlamak, zıpkın kullanmak yasak. Aynı zamanda dışarıdan şemsiye, şezlong da getiremezsin. Oradan da ben para kazanıyorum. Sen tabii kirala diyor doğal olarak. Kurallar var da ne olmuş? Türküz biz kardeşim, kural mı tanırız tadında. Mangal yapmak yasak diye okudum. Arkamı döndüm. Abiler mangal yapıyorlar. Saklı kente gelecek olanlara hızlandırılmış bilgiler. Oturacak yerler nehrin diğer tarafında, yani Karaçay'ın öbür tarafında. Şu an yürüdüğüm köprü öyle bir sallanıyor ki Allah'ım. Kanyon yürüyüşünden daha heyecanlı. Kişi başı bayram indirimiyle 50, normalde 60'mış. Bir rehberle beraber 3,5-4 kilometre kadar bu akan nehirde aşağı doğru gidiyorsun. Daha önce saklı kente gelmiş ve bu kanyonu yürümüş biri olarak söyleyeyim ki zor bir parkur. Ayağınıza giydiğiniz şey her şeyden önemli. Bu arada sivriler var, çatır çatır yiyorlara. Haberiniz olsun. Böyle sinek kovucu bir şeyler de yanınızda bulunabilir. Şimdi bu gördüğünüz plastik ayakkabılar hem sizin kaymamanızı, o taşların üzerinde yürüyebilmenizi, hem de ayaklarınızın dayanabilmesini, yani çıplak ayak yürüyemezsiniz. Normal ayakkabıyla da yürüyemezsiniz çünkü suların içindesiniz veya kaydan çamurlara denk geliyorsunuz. O yüzden sıfır isterseniz 15 lira, giyilmiş kullanılmış kenara bırakılmışları istiyorsanız 5 lira. Ben alsam şeker pembesini alırdım ama bir kez daha bu kanyonu yürümeyeceğim. Başlangıcını size göstereceğim. Nehrin üzerine uzanan köşk denen şeyler var, iskeleler var. Bu iskelelerde suların şırıltısıyla ve serinliğiyle gözleme yiyorsunuz, ayran içiyorsunuz, çay içiyorsunuz. Kaç kuşak eridik bu yollarda, kimimiz yerle yeksan. Mekanlarda mutlaka yüksek sesle müzik var. Dakikalık araba yolculuğuyla Fethiye'den buraya geliniyor. Arabayla eğer tatile gelmediyseniz
Fethiye'nin içinden birçok yere olduğu gibi buraya da minibüsler hareket ediyor. Kanyonun giriş ücreti 7 lira. Biraz daha doğa sporlarını ve doğal ortamları görmeyi seviyorsanız burayı öneririm. Özellikle yaz sıcağı için mükemmel, çünkü çok güzel bir serinliği var. Suya girecekler için de su buz gibi. Eğlenmeyi bilenler arkamdaki gibi işin tadını çıkarıyor arkadaşlarıyla beraber, keyifli. Ama küçücük çocuklar var böyle o kaygan kayalarda, annelerinin babalarının kucağında, onu da çok anlamış değilim yani. Benim önerim buraya bayram kalabalığında gelmemeniz, en yoğun turistik zamanda gelmemeniz. Yaz sıcağında yine gelin ama daha sakin zamanlar. Coşkun sularda yaşanan tatlı maceranın sonuna geldim. Bu benim uydurduğum şairane bir söz değil, girişte yazıyordu. Komik değil mi? Çok tatlı. Yes Maraş, evet abi. Oldum olsun Maraş dondurması almaktan tırsıyorum. böyle insana maymun ediyorlar ya, hiç hoşlanmam. Maç sesi var, Dünya Kupası var tabii aynı anda. Bence burada canlı müzik var. Witness, 20 yaşında ilk kazandığım paraya tatile geldim demiştim açılışta. O zaman da bu bar vardı. Buz var, bar var, aynı bar. Biraz dekor değişmiş ama hala müzik burada. Müşteri çağırmak için meşaleleri yakarsın, müzisyeni aşağı yollarsın. Olaylar böyle. Something special in my mind, nothing's gonna cause me this stress. Gece 12'yi geçmesine rağmen sadece siz Fethiye'nin gecelerini görün diye ben Paspatur semtinin çarşısına geldim. Burası Fethiye'nin en eski semtlerinden biri. İçindeki Paspatur suyundan dolayı bu ismi alıyormuş. Bu suyu içenler ya buradan ayrılamıyormuş ya da bir daha geliyormuş. Şu anda girdiğim yeri çarşının daha çok barlar, sokağı diyebileceğimiz bir yer. Burada birbirini böyle kesen sokaklar var. Arkada daha çok barlar vardı. Geriye gittikçe ve diğer ara sokaklara girdikçe biraz daha alışveriş merakları çarşı. Tarihi bir hamam var, birkaç yüzyıllık. O hamamda geceleri açılıyor, akşamları yani. Gündüz geldim ben, kapalıydı. Çarşıdan çıkıp liman tarafına geçildiğinde orada uzun bir yürüyüş yolu, bir kordon var. Çay bahçeleri, kafeler, mekanlar da var. Buraya gelmeden önce ne diyordum? Kahramanmaraş dondurması hiç almam çünkü hep böyle külahiyle bırakırlar diye. Dönüş yolunun en keyifli tarafı nedir? Aradaki duraklardır. Dengemi bulmaya çalışıyorum. Salda Gölü, Doğanova Köyü, asıl olay ne? Maldivler bu tarafa. Oley, oley, Maldivler! Takvimlerden çalarım seni, dans ederim hayalinle, yine de yaşarım seni. Yol size sürprizler sunar. Şu anda o sürprizlerden biriyle karşılaştım. Yol kapalıydı, niye diye baktık, düğün çıktı. Bu da işin tadı tuzu işte, sürprizlerle dolu yolculuk. Sanki bir strafor köpüğü duvara sürtmüşsün gibi bir eve onlar dökülmüş gibi.
Akdeniz'e karayoluyla bir tatil yaptınız. Dönüş yolu var ya, genelde işte o dönüş yolu en sıkıntılı, tatsız ve bir türlü bitmek bilmeyen yoldur. O yüzden dönüş yolunuza tatlı küçük molalar eklemenizi öneriyorum. Bunlardan bir tanesi, ben mesela Fethiye'den İstanbul'da şu an dönüşteyim ya, Burdur'u ara bir yere aldım. Hem soluklanmak için hem de Salda Gölü'nü ve arkasından da lavanta kokusuyla ünlü Kuyucak Köyü'nü görmek için. Kıyısı beyaz kum, hatta beyaz küçük çakıl taşı olduğu için güneşin yansımasıyla o sodalı su turkuaz tatlı renk tonları veriyor. O da işte Salda'nın meşhur görüntüsünü oluşturuyor. Biliyorsunuz çok yakın zamanda olması planlanan ama iptal edilen bir gençlik festivali vardı. 10.000 kadar çadırın konakladığı, 30.000 kadar insanın gelmesi hedeflenen, çevreci sebeplerle bu çok yakın zamanda iptal edildi. Çünkü buradaki bu beyaz taşları, kumları korumak istiyorlar. Bu doğal yapıyı korumak istiyorlar. Herkes birkaç tane ya da bir küçük avuç alsa bu beyazlık yok olacak diye konuşuluyordu. Ben de aslında çok haksız olduklarını düşünmüyorum. Çünkü burayı koruyabilmek çok önemli. Burası bizim için çok önemli değerlerimizden, varlıklarımızdan bir tanesi. Çünkü dünya üzerinde sadece iki noktada bu yapı görülüyormuş. Yani Mars'ın yüzey dokusunu inceleyebilecek benzerlik gösteren yapı. Bu arada yüzey gerçekten hani Mars yüzeyi gibi. Vay arkadaş, arabadan indiğim anda bir koku var havada. Gerçekten mutluluk kokuyor. Mor, lila, bunlar da benim en sevdiğim renkler. Şu anda Isparta'nın Kuyucak Köyü'ndeyim. Ay çok güzeller. Kocaman kirpiler gibi görünüyorlar. Gerçekten böyle tombul tombul mor kirpiler. Türkiye'deki lavanta üretiminin %93'ü işte bu civarda, bu köyde, bu tarlalarda yapılıyor. 1975 yılında ismini şu an hatırlamadım bir beyefendi Fransa Provence'dan ve bu lavantalardan bir grup getiriyor buraya ve insanlara dağıtıyor. İnsanlar önce bahçesine, yoluna falan ekmişler. Sonra çok hoşlarına gitmiş. Hatta bunun bir gelir modeli olması ortaya çıkmış ve burada yaygınlaşmış. Lavanta neye iyi geliyor derseniz, görsellik olarak bir muhteşem manzara sunmasının ötesinde lavantanın kokusu gerçekten insanı sakinleştiren, yatıştıran, uyku problemlerini gideren, stresine karşı iyi gelen çok ciddi bir bitki. Öyle güzel bir kokusu var ki sakinleşmemek mümkün değil. Bir de okşamak istiyorsun böyle tatlı tatlı. Lavantanın bir başka sağlıkla ilgili önemini söyleyeyim size. Lavanta çayını içtiğinizde ve soğumuş çayı yüzünüze, cildinize uyguladığınızda özellikle problemli ve akneli ciltleri de tedavi ediyormuş. Gençlere duyurulur. Siz de sevdiklerinize küçük sürprizler yapın. 10 kilometre içeri sapın, yolunuzu 5 saat uzatın. Ama bu keşfi yaşayın, kendinize fırsatlar yaratın. Yollar maceralarla dolu. Sürpriz! Bir. Sürpriz! Neredeyim? Isparta'da lavanta. Sürpriz! Bu bölüm bitti. Hiç bitmeyecek zannettiniz değil mi? Gerçekten evime gidiyorum. Ama bu güzel manzarayı arkamda bırakarak kendinize iyi bakın. Yeni yollar, hikayeler ve sürprizlerle yeniden buluşacağız.